Şimdi İslam'ın iddiasını düşünelim. İslam'ın iddiası nedir? Evreni yaratan Allah. Evreni yaratan Allah bu evrendeki süreçlerin de hakimi. Rabbi. Yani bütün bu süreçleri sürdüren, ayakta tutan da Allah. Yani yıldızın da Allah'ı, güneşin de Allah'ı, dünyanın da Allah'ı, ayın da Allah'ı. Aynı zamanda bütün bu canlıları da yaratan Allah. Yani deve de var bunun içinde, kedi de var, köpek de var, işte kuşlar da var, aklınıza gelecek vahşi hayvanlar da var. Bütün bunların hepsi var. Bizi yaratan da Allah. Aynı zamanda bizim psikolojimizi, iç dünyamızdan, kalbimizden geçenleri yaratan Allah. Yani arzularımız olduğu gibi bir ahlaki yapımızı da yaratan Allah. Bize gözleri verdiği gibi işitmeyi de veren Allah. Sonuçta biz anne rahmindeki aşamalardan geliştirerek de bugüne getiren aynı Allah. Sonuçta bütün bu sürecin, buradaki bütün bu çeşitliliğin sahibi Allah. Ve Kur'an'da zaten bütün bunlardan bahsederek bütün bunların Allah Rabbi olduğu, yani bütün bunlara hükmeden, bütün bunları ayakta tutan olduğunun da dersi veriliyor. Bütün bunlarla ilgili ifadeler var. İşte bir yandan Allah dağın Allah'ı, dağla ilgili bir şey söylüyor. Bir yandan anne rahmindeki aşamaları da geçirerek insanı Allah dünyaya getiriyor. Onunla ilgili bir şey söylüyor. Bir El-Habir yandan olduğunu da görüyoruz, değil mi? yıldızlara dikkat çekiyor. Evet. Gökyüzü nasıl yıldızlarla süslendiğini söylüyor. Bir yandan işte o yıldızların sonunun geleceğini söylüyor. Bir yandan da işte dünyamızdaki, etrafımızdaki oluşumların nasıl insanla barışık olduğu, dünyanın insanın yaşaması için muazzam bir alan olduğuna dikkat çekiliyor. Bunları yaparken Kur'an'ın o atıfları bir yer insana Allah'ın her şeyin sahibi olduğu, Allah'ın sadece beni yaratmakla değil, çevreyi de benim yaşama uygun yaratmasıyla ve benim bundan önce geçirdiğim aşamaları yaratmasıyla benim bugüne gelebildiğim, bunu yaşattığımı Kur'an insanlara mesajını iletiyor. Bundan kaynaklanan müthiş bir insanda minnettarlık hissi olması gerekiyor. Allah'ın yüceliği karşısında Allah'ın emir ve yasaklarını yapmakta müthiş bir titizlik göstermesi gerekiyor. Bu zihniyeti oluşturuyor. Ama bu neyi gerektiriyor demin dediğimiz gibi? İşte Allah dağların Allah'ı, Allah anne rahmindeki gelişimin Allah'ı, Allah Canlıların, yeryüzündeki kuşların. canlıların Allah'ı, kuşların Allah'ı. Bunlar atıf olması gerekiyor. Ve işte baktığımızda Kur'an'da bunların hepsine atıflar var. Bu atıfları yaparken Kur'an öyle ince benzetmeler yapıyor ki veya bunlarla ilgili öyle ifadeler yapıyor ki bunlarla ilgili bilgi o dönemde yok. Biz hep demiyor muyuz zaten Müslümanların ortak inancı değil mi? Bu Kur'an sadece 7. yüzyılda Mekke Medine'ye inmedi. Kur'an evrenin sonuna kadar insanlara Allah'tan bir mesaj olarak geldi. Elbette ki 7. yüzyıldaki insanların da sorunlarını çözdü ama Kur'an'ın bugüne de söyledikleri var. 7. yüzyıla olduğu gibi. Koymuş olduğu ilkeler ve Tabii, formüller sadece 7. yüzyılın Arabistan tabii, dünyasına değil. Evet, evrenle evrenin ilgili sonuna kadar. Kur'an'ın söyledikleri işte yani bütün dönemlere hitap ediyor. Yani anne rahmindeki gelişimlerimizi anlatırken Kur'an, o dönemdeki insan için de bunun verdiği bir mesaj var. Bugün için de verdiği bir mesaj var. Ama Kur'an'ın bazı süreçlere dikkat çekerken yaptığı öyle bir benzetmeler, ya da öyle bir açıklamalar var ki o dönemde etrafımızdaki evreni anlama faaliyetimiz çok kısıtlı olduğu için insanlar evreni anlamaya yeterince yönelmedikleri için tırnak içine gereğince bilim yapmadıkları, bilimin değerini daha çözemedikleri için o Kur'an'daki benzetmenin, ifadenin ne kadar yerinde olduğunu anlayacak malzemeleri pek yok. Bir mesela Kur'an evrenin sonunun geleceğini söylediğinde o dönemin biliyle bu yani yıldızların bir gün sonu geleceğini düşünebilmek pek mümkün En değil. fazla çıplak gözle Tabii bakılabilecek bir çıplak şey. gözle Evet. bakabildikleri şeyde veyahut da işte dağlara baktığında yani biz normalde baktığında insanın kökü olan bir şey olan kazıklarla dağlar arasındaki benzetmenin hikmetini tam olarak anlamasını Bekleyemeyiz de, o değil mi? incelik O yani sonuçta insanlar yine bir şey anlıyor. Dağlar işte kazık evet. arasında bir benzetme yapılmış. Ama o benzetme niye yapılmışın inceliğini anlaması işte tam olarak olmuyor. Ama ne oluyor günümüzde? Dediğimiz gibi yani bu araçların geliştirilmesiyle, evreni anlama faaliyetimiz daha ciddi olmasıyla Kur'an'ın birçok söylediğinin olağanüstü olduğunu anlıyoruz. Buradan da tabii ki insana varabileceği bir şeylerden bir tanesi yani işte Kur'an 7. yüzyıldaki bir insan veya insan topluluğun yazabileceği bir kitap değil. Kendi iddiası gibi Allah'tan gelen insanlara bir mesajsa Kur'an'da bunların olmasını beklenirdir. Ama bir insanın yazdığı, kendi menfaati için haşa bazılarının iddia ettiği uydurmuş bir kitap olsaydı bu ifadelerin Kur'an'da olmasını beklenir kılacak hiçbir unsur yoktu.